Gerçekten Mayıs'ın son haftasına geldik. Vakit nasıl geçiyor anlamak mümkün değil. E, bu hafta gökyüzü bize neler hazırlıyor? Sizin bana ilettiğiniz notlarda Jüpiter'in ikizlere burcuna geçişi e, önemli. E, ve tam da bugün gerçekleşiyor. Tam da bugün. Evet. evet, Jüpiter ikizler burcuna geçiyor ve biz burada ne güzel e, insanlara bilgi veriyoruz. Hı hı. Gerçekten de bilgi vermek, iletişim hı hı. kurmak, e, bütün eğitimle, yayıncılıkla ilgili konular... İkizler bu ile alakalıdır. Ayrıca Jüpiter de sesini en uzak yerlere kadar ulaştırabilmeyle alakalı. Yani Jüpiter'in ana prensibi genişletmek. İkizler bilgi. Dolayısıyla bilginin genişlemesi. Harika. Bilgi de genişleyeceğimiz bir yıllık bir sürece giriyoruz. Bence medya, basın, Hı -hı. yayın alanlarında da önemli genişlemelerle birlikte yani şu anda sosyal medyada belli mecralar var ama belki bu yıl içerisinde enteresan yeni başka mecralar devreye girecek. Evet. Ya da mevcut mecralar içerisinde bir genişleme, reform, yenilenme olacak. Bu aydan itibaren bunu tahmin edebiliriz esasında. Çünkü bir sonraki hafta konuşacağımız İkizler burcunda bir yeni aya da doğru gidiyoruz. Çok güzel. Venüs Jüpiter eşliğinde hı hı. dolayısıyla bilgiyi, iletişimi çok daha yoğun kullanacağımız bir zaman dilimine giriyoruz. Bir de boğa dönemini tamamladık. Jüpiter boğa burcunu tamamladı. Hı hı. Zaten Güneş, Venüs bunlar ikizler burcuna geçtiler. Yani boğa ile beraber sanki biraz hantallaşmıştık, biraz ağır hareket ediyorduk. Tabii ki sakinlik bakımından hı hı. güzel boğa burcu zamanı ama hem de yeme içme konuları, kilo alma konuları, Hı. boğaburcu zamanında daha fazla zevk, keyif, bu tür şeyler devreye girdiği için şimdi ikizlerle beraber hareket kazanıyoruz. Harika. Yani dışarı çıkıyoruz, sosyalleşiyoruz, yürüyüşleri arttırıyoruz. Zaten yaza doğru ilerlediğimiz için bence... Bu Hareketin bizim, ve bereketin arttığı bir dönemde. Kesinlikle. Çok hareketli bir zamana giriyoruz. Harika. Peki bir yandan da e, Merkür ve Uranüs'ün e, boğa burcunda bir kavuşumu var. Çok doğru. Bu ne anlama geliyor Öner Bey? Bu da aslında her ne kadar Uranüs hala boğada hareket ediyorsa da e, Merkür'ün de bu dönemde özellikle zihinsel aktiviteyi hı hı. daha hızlandıracağı, ve Merkür iletişimden sorumlu İkizler burcunu yöneticisi yakında İkizler'e de geçecek ama geçmeden evvel sanki son bir uyandırıcı, son bir böyle bizi sarsarak hareketlendirici bir zaman dilimi içerisinde olacağımızı düşündürüyor. Merkür, bütün işte telefonlar, bilgisayarlar bunlarla alakalı. Uranüs, Merkür'ün üst oktavı deriz biz. Yani şöyle bir şey ifade ederiz esasında. Merkür gündelik hayatımız içerisindeki iletişim hı hı. bireysel zeka ile alakalıysa hı hı. Uranüs evrensel zekayı Kollektif, anlatıyor. Anladım. Çok daha kolektif hı hı. bir enerji. Makro Ayrıca, mikro gibi. Çok doğru. Ayrıca bu yapay zeka ile de alakalı. Yani e, insanın normal şartlarda kendi başına yapsa hı hı. işte birkaç saatte yapacağı bir şeyi yapay zeka çok daha çabuk düzenleyebiliyor. Evet, evet. İşte bu alanda da bu yüzden önemli gelişmeler. Bir de şunu da diyebilirim. Elektrikli, elektronik bir şey almak için kullanılabilecek bir zaman dilimi. Çok mi? güzel. Cep telefonu alacaksınızdır, işte bilgisayar alacaksınızdır, dijitalle ilgili bir işiniz vardır, teknolojiyle ilgili bir şey alacaksınızdır. Bu hafta özellikle bu bakımdan değerlendirilebilir. Ben bunu not ettim kendime. Kamera almak istiyordum. <laughs> Harika. Tam zamanı. Harika. Haritalarımızla zaman. konuşalım Bakalım. mı? Bakalım. Tabii, Öner ki. Bey. memnuniyetle. Evet, İkizler burcunda Merkür ve Uranüs 28 Mayıs'ta Merkür Uranüs Satürn arasındaki 60'lık açı 29 Mayıs'ta Mars Kron Kavuşumu ve 31 Mayıs'ta Merkür Uranüs Kavuşumu. Yani bu hafta hayli Merkür'ün de aktif olacağı bir zaman dilimi. Hı hı. E, dolayısıyla bilgi iletişim konuları çok yoğun olacak demiştik. E, tabii Merkür'ün Satürn'le 60'lık uyumlu açısı 28 Mayıs'ı aklı başında kararlar almak, tecrübeli insanların tecrübesinden ispat hı hı. etmek için kullanabiliriz. Çok güzel. Yani bazen bir işe girişmek isteriz. O işte daha evvel tecrübeli olan kişilerle şöyle bir kontağa geçmek isteriz. Yaşlı, olgun, aklı başında kişilerle konuşmak için 28 Mayıs'ı seçin diyeyim. olsun. Ve 29 Mayıs'ta Mars Kiron tam kavuşumu var. Bu da şuna dikkat çekiyor. Aceleden kaçıralım. Mars ve Kiron'un kavuşumları Kiron yaralanmayla da alakalı. Bir tarafında şifa Hı -hı. ama şifadan önce bir Sağlık Yarab. problemleri aha, beraberinde aha. getiriyor. Dolayısıyla aceleci hareketler sakarlıkları, sakatlıkları beraberinde getirebilir. Yeri Spor yapanlar uzamayız. başta evet. olmak üzere evet. e, çok e, vücudunu kullanarak dinamik aktivite yapan kişileri bu dönemde bu yüzden biraz daha dikkatli hareket etmeye e, çekmek isterim. Çünkü koçburcu, özensiz, dikkatsiz, düşünmeden yapılan Hı -hı. hareketlerle alakalı. Aynı zamanda askeri konularla alakalı ve yaralanmalar, yara hı hı. almalar yani askeri hı hı. alanda dikkatli olmak gerekiyor. Çok doğru. E, malum Kazalar bir savaş olabilir. atmosferi evet. var evet. etrafımızda. Evet. Ülkemizde de bizim evet. tabii mars sadece asker değil. Polisi anlatır. Hı hı. Örneğin itfaiye erini anlatır. Hı hı. Yani hı hı. bizim güvenliğimizden sorumlu herkesle alakalıdır. Jandarma Hazır? vesaire. Evet. Hı, hı. E, itfaiye eri derken yangınlar. Hı, hı. Ee, bu bakımdan geçtiğimizde çok üzüldüğümüz zamanlar oldu. Bazı yayınlarda aralarda dikkat çektik. Bu mayısın son haftası hı hı. özellikle Mars Kiron Koç burcunda da kavuştuğu için ve ay da bu tarafa doğru daha sonra ilerliyor olacak haziranın başında rüzgarlarla beraber özellikle hı hı, hı. biliyorsunuz hı hı. bir yerde bir yangın çıkar. Rüzgar çok çoksa doğru. bu daha İlerler. da büyür. Evet. Ee, İkizler burcunda çok sayıda gezegen var. Ve Ay'da özellikle ayın hemen başlarında 2 Mayıs, 2 Haziran, 3 Haziran buralarda Koç burcunu ziyaret edecek, sonra İkizler burcuna doğru ilerleyecek. Yani yangına dikkat ama Hı -hı. özellikle çok rüzgarlı havalarda daha Hı -hı. da dikkat, dikkat. dedi Ve 31 Mayıs Merkür Uranüs kavuşumu algımızı da yükseltecek bir zaman dilimi. Farklı, yeni fikirlere açık olmak. Çok Yine da. güneş aktivitesinin de yoğun olmaya devam edeceği zaman olduğunu anladığımız için tahmin ettiğimiz için bence Biraz yeni fikirlerle donanmak için biraz vakit, şöyle boş vakitler yaratabilirsek, hı hı. yalnız kalabilirsek, doğada hı hı. vakit geçirebilirsek çok daha hızlı Harika. ilerleriz.